Söyleyecek başka yalan mı bulamadınız? Hadi bulamadınız, bana niye sormadınız? Bey baba, tansiyonu fırlayacak. Hele bir otur düşünelim. Tabii ya, böyle esip gürlemeye gerek yok. Buluruz bir çare. Tabii canım, buluruz elbet. Çare değil, baba bulmamız lazım. Nereden bulacağız bu kıza babayı? Benim babam var. Olmaz, olamaz. Nasıl rol yapayım ben canım? Artist miyim ben? Olmaz. Ya babam yapar dedim, söz verdim Halit baba. Ya bir çuval incir berbat mı olsun Halit baba? Yapıver bir güzellik. Ocağına düştük. Fransa'dan geldim deyip birkaç gün ortalıkta dolaşacaksın, o kadar. Benim için Halit baba lütfen, ne olur ya. Ah be Leyla, ne hallere sokuyorsun beni. Aman be Leyla. Eve mi gidiyorsun? Seni bırakayım. Konuşmayacak mıyız Selim? Birbirimize zaman tanıyalım Nazım. Hala kızgın ve kırgın. Kafam karmakarışık. Kimin karıştırdığını tahmin edebiliyorum. Her şey hala aynı anlaşılan. Bırakmana gerek yok. Ben kendim giderim. Sen bilirsin. Ala. Eksik olmuşsunuz Mirim. Bizim kıza yakışan bir baba olmuşsunuz. Merci mon cher. Pek güzel. Hadi binin arabaya. Evdekiler sabırsızlanmışlardır. Ahmet Beyciğim, çayınızı tazeleyiverelim mi? Mersim adam. Adam değil yahu. Matmazel. Bizim dadı hala evlenmedi. Aa, Naşit Bey, o nasıl laf böyle? Çok ayıp. Pardon matmazel. Benim zamanımda size çok talif vardı. O yüzden evli olduğunuzu sandım. Ne talibi canım? Mahallenin kasabı hariç. Kasabı mı? Ben o hiç anlatmadım. Aa, bana da anlatmadınız. Sen işine bak kızım. Benim burada olmama biraz şaşırdın galiba. Çocukluk arkadaşına en önemli sırrını söylemedin mi? Babam bilmiyor. Ben işletmeden ayrıladı tam 4 yıl oldu. Vay. Bey baba bilmiyor ha. Naşit amcayı ikna etmeyi beceremedin değil mi? O zamanlar burada olsaydın belki yardımcı olabilirdin. Ne oluyor Kapgel? Ters bir durum mu var? Var. Bu işin düz tarafı yok hatta. Niye celallendin böyle sen? Bak Halit babayı gördü. Tası tarağı toplayıp giderim artık. Kızdan da ayırdık. Daha ne duruyoruz burada? İşi sağlama alıyoruz Kapgel. Bey baba ne zaman hesap tamam derse o zaman gideceğiz. Sen niye bu kadar zaman geçiriyorsun bu herifle? He? Bütün gün ne yaptınız? Hop dedik Rıdvan. İşimiz neyse onu yaptık. Fırtına, ben yani öyle demek istemedim. Tamam boş ver. Sen asıl bombayı dinle. Küçük Bey'in bir sırrını öğrendim. Neymiş? Bey babadan gizli konservatuarda okuyormuş bizimki. Efendim, malumunuz Fransa'da Fransızlar yaşar. Ve Fransızca konuşurlar. Başkentleri de Paris. Paris'tir. Evet, Paris'tir. Lafı fazla uzatmayacağım Leyla. En güzeli. Az ve öz konuşmak gibisi yoktur. Selim'i rahat bırak Leyla. Amacının bizi ayırmak olduğunu gayet iyi biliyorum. Öyle mi? Sen geldiğinden beri her şey tersine döndü. Berbat oldu. Ama ben senin anlamsız kıskançlıkların yüzünden ayrıldığını sanıyordum. Şoktayken beni idare edemedin diye. Şokmuş. Leyla bak, çekil aramızdan. Yok ya. Başka arzun var mı? Ne istiyorsun Selim'den? Çocukluk aşkın mı? Ne diye bunca yıl sonra düştün peşine? Sana kalmasın diye düştüm Nazancığım. Hadi güzelim hadi. Konuşmanın ana fikrini anlamışsındır. Yaylan bakalım artık. Hadi.
Bu işin peşini bırakmayacağım. Açığını yakalayıp rezil edeceğim seni, göreceksin. Dört gözle bekliyorum Nazancığım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Leyla kızım. Leyla değil, benim. Hayırlı kızım bu saatte? Selim evde değil. Selim'i görmeye değil, sizinle konuşmaya geldim. Bunu benden öğrenmenizi istemezdim ama size göstermem gereken, bilmeniz gereken çok önemli bir şey var Naşit. Gördünüz mü? Size işletmediği konservatuarda okuyor dediğimde bana inanmamıştınız. Şimdi siz karar verin. Size gerçeği söylemeyen Leyla mı dostunuz, yoksa ben mi? Sağ olun! Selim!
Yemedim yedirdim. İçmedim içirdim. Ne istediysen verdim sana. Bütün hayatımı. Bütün sevgimi. Baba. Sus. Tek bir şey istemiştim senden. Tek bir şey. Baba, bu benim hayatım. Ve hayatımda olmak istediğim tek şey bu. Bey baba, yapma. Bu ha? Oğlum dediğim, güvendiğim, sırtımı dayadığım oğlum demek nasıl bir şeydir, bilir misin sen? Ha? Bilir misin? Bey baba. Taci. Bey baba, iyi misin? Taci, dur. Taci, baba. Taci, dur. Gel, yardım et. Kapgel. Selim. Bey baba, iyi misin? Dur, dur, dur. Baba. Dur. Bela ne oluyor? Dilim itiş. Bey baba. Baba. Dur, 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 dur. Bey baba. Baba. Ambulans! Ambulans! Baba, bırak, bırak, kaç, kaç, kaç. Ambulans! Ambulans çağırın! Çabuk birisi ambulans çağırsın! Dayan baba. Çok az kaldı, dayan. Sakın bize yamuk yapma bey amca. Korkma, her şey yoluna girecek. Girecek. Daha hızlı gitmez mi bu araç? Sakin ol. Elimizden geleni yapıyoruz. Baba dayan, ne olur. Hadi bey baba, az geçme. Şey, telaşlanma. Doğru söylüyorsunuz. Bizi kandırmıyorsunuz değil mi? İyi olmasa doktorlar bırakır mıydı Zeynep? Tamam, sakin ol. Ya rahat bıraksanız adamı. Yormayın dedi doktorlar. Gel babacığım sen. Bırak. Yürürüm ben. Allah şükürler olsun. Elden ayaktan düşmedim daha. Çok şükür. Maşallah. Naşit Bey maşallah. Yani çok korkuttunuz bizi. Yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı Naşit Bey? Şşş. Biraz dinlensin, toparlanır. Naşit Beyciğim. Sen de biliyordun değil mi? Cevap versene Melat Hanım. Dut demiş bülbül gibi durma karşımda. Konuş. Meloş annemin hiçbir şeyden haberi yoktu baba. Başka bir şey koyayım da külahımı anla sen onu. Hepiniz el birliğiyle uyuttunuz beni. Naşit amca, yorma kendini. Sonra konuşursunuz. Gelen çocuklar da yalan söyledi değil mi? Hiçbir işletme fakültesini okumuyor. Hepsi senin gibi. Tövbe tövbe. Naşit Bey, gitmeyin çocuğun üzerine. Aferin. Hepinize aferin. Koskoca Naşit'i... Çocuğu senelerdir işletme fakültesinde okuyor diye pırıl pırıl işlettiniz. Helal olsun size. Babacığım. Anlatacaktım. Ne zaman? Mezarımda mı anlatacaktın? Sakın o da gözüme gözükmeyin.
Neredesin be kızım? Öldük meraktan. Zor kaçtım geldim. Ortalık pazar yeri gibi. Naşit Bey nasıl? Kalbi sağlammış Halit Baba. Şöyle bir yoklamış. Yani tehlikeli bir durum yok da... adamın içi kan ağlıyor. Naşit Baba'nın başına ne geldiyse o şımarık oğlu yüzünden geldi. Pınar nerede? Uyuyor, merak etme. Her şeyi elimize yüzümüze bulaştırdık. Toplayın eşyaları. Gidiyoruz. Bizim ne suçumuz var ya? Bey baba kendine gelince sen de mi Leyla dedi? Sen de mi beni arkamdan vurdun? Çok koydu be. Yüzüme bakmıyor. Ama adam haklı kendince. Öyle. Haklı. Biz mi uyuttuk adamı senelerce? Bize niye bozuk çalıyor? O şımarık çocuğun var ya. Biliyorduk ve söylemedik diye Rıdvan. En ön sıradan Selim'in konserini izliyorduk diye bozuldu. Adamcağızı yerine kendimi koyuyorum da... hakkı da yok diyor yani. Sözün kısası dönüyor muyuz mahalleye? Dönüyoruz abi. Her şeyi mahvettim. Selim bir daha yüzüme bile bakmayacak. Günaydın. Üsküdar'da sabah çoktan oldu. Buna da şükür. Öfkeme yenilmemeliydim. Ne diye babasına gittim ki sanki? Kızım, böyle işlerde kendini ateşe atmayacaksın. Ne yapacaktım? İsimsiz bir mektup falan yollayacaktım. Aa, yok canım, isimsiz olur mu? Bir dost diye imzalamak daha iyi. Doğru, daha samimi olurdu. Ay bir de seninle uğraşmayayım be anne. Zaten kızın canı sıkkın. Naşit babanın bu kadar sinirleneceğini düşünmedim. Sadece... Üzme kendini kızım, boş ver. İyi yaptın. Oh, içim soğudu. Sayende Naşit Bey'in terazisi doğru düzgün tartar artık. Anlamıştır bizim değerimizi. Konuş konuş laf ebesi. Çocuk seni affetmedikçe babası seni tartsa ne olur? Güzel torunum, sen de artık bir bardak soğuk su içersin bu çocuğun üstüne. İyi gelir. Ay anne... Buyurun. Selim, evladım. Hadi şunu ye İrem. Aç değilim Meloş. Yemek düşünecek halim yok benim. Çocuğum, kaç saattir helak oldu. Sana da yazık. Bak ne güzel. Hadi, hadi. Ay dadı hanım. Naşit Bey kendine bir şey yapmasın sakın. Tık. Çumazlılık yapma. Dayanamıyorum artık. Gidip konuşacağım. Aa, oğlum, kapıyı kimseler açmıyor. Gerekirse kırarım. Aa, dikkatli at. Olun. Ya tüfeğini yanına aldıysa? Çomazlı. Beni öldüreceğim bir günde. Oğlum. Baba. Baba aç şu kapıyı lütfen. Konuşalım. Nasıl yalan söylediğini mi anlatacaksın? Hayır. Neden yalan söylediğimi anlatacağım. Nedeni nasıl beni ilgilendirmiyor oğlum? Bu saatten sonra sen bile beni ilgilendirmiyorsun. Hala anlamıyorsun baba. Hiç anlamadın. Bu şirketi senin için kurdum ben. Niye? Niye hala bu yaşımda gece gündüz çalışıyorum? Tek oğlum mutlu yaşasın diye. Bana ne isteyip istemediğimi bile hiç sormadın ama. Nasıl yaşamam gerektiğine bile sen karar veriyorsun. Suçlu benim yani. Peki, öyle olsun. Sana son bir şans daha vereceğim. Hemen yarın o okulu bırakıp şirketin başına geçeceksin. Okulu bırakmam baba. Emrediyorum. Bırakacaksın. O şirketin başına geçmem baba. Başka şansın yok. Geçeceksin. Hayır baba, bunu yapmayacağım. Madem kabul etmiyorsun, bundan böyle
Senin gibi bir oğlum yok. Son sözün buysa baba, bir daha yüzümü görmeyeceksin. Artık senin gerçekten bir oğlun yok. Meloş, çekil yolundan. Olmaz Selim Bey, gidemezsin. Zeynep. Bari nereye gideceksin onu söyle bir tanem. Bilmiyorum Meloş, bilmiyorum. Bu kapıdan çıkmak için cesedimi çiğnemeniz gerekir Selim Bey. Allah Allah. Yapma. Hoşça kalın. Ah oğlum, yapma be oğlum. Yapma be oğlum. Ah zarşık be ah. Arabanın önüne mi yatsam acaba? Ha? Ne yapayım? Ne yapayım? Selim. Ne haber? İyi. Nazan'ın neden böyle yaptığını hiç aklım almıyor. Bir kıskandığı için, kızdığı için. Selim. Eğer beni vazgeçirmeye çalışacaksan hiç boşuna yorulma sen Leyla. Gidince sorunların çözülecek mi sanki? En azından uzaklaşacağım. Ayrıca da Naşit amcam beni görmek istemiyor. Keşke senden öğrenseydi Selim. Belki o zaman bu kadar kızmazdı. Hiç sanmıyorum. O da haklı Selim. Bak bunca yıldır kandırıldığını öğrendim. Sen yapma bari Leyla. Keyfimizden mi yalan söyledik? Sen işin kolayına kaçmışsın Selim. Uğraşsan Naşit amcayı ikna edebilirdin. Ben gidiyorum. Kolaysa git de sen ikna et. Senin işini ben yapamam. Arkadaşım olduğunu sanıyordum Leyla. Beni anladığını sanıyordum. Seni anlıyorum. Ama hatanı da kabul etmen lazım. Sen şımarıklık yapıyorsun. Şımarıklık ha? Ben. Evet sen. Biliyor musun seni hatırlamadığıma hiç şaşırmıyorum artık. Ya öyle mi? Korkma gidiyorum. Yine unutabilirsin. Hiç korkmuyorum canım. Unutacağımdan da çok emin olabilirsin. Çok da umurumdaydı. Hadi canım hadi ben seni alıkoymayayım. Sepet koluna herkes kendi yoluna. Bir de buna prenses diyorlar. Şımarık artist. Güle güle Selim Bey. Şımarıkmış. Prenses Hanım'ın söylediğine bak. Sensin nasıl şımarık. Yürüsene kardeşim. Ben de tutmuş arkadaşım diye dert anlatıyor. Ne biçim arkadaşmışım. Ne çabuk unuttun sayemde Naşit amcayla iyi geçindiğin günleri. Nereden girdin sen hayatıma? Niye kabul ettim ki sanki bu işi ben? Giderim. Sana ne? Prensesmiş. Yolun açık olsun. Bana ne? Şımarık işte. Of. Of. Of ya. Kötü bir şey söylemek istemedi aslında kız. Sinirimi de ondan çıkardım. İş yaptım. Çocuğun hayatı allak bullak olmuş, ben de tuz biber ektim.
Leyla, seni kırdım galiba. Selim benim Nazan. Aramayayım. Ne istiyorsun? Babama söyleyeceğin başka sırlar mı? Selim, yemin ederim böyle olsun istemedim. Özür dilerim. Konuşacak hiçbir şey yok Nazan. Sadece benden uzak dur. Selim... Onu tamamen kaybettim. Nasıl yaptım bunu? Naşit Bey! Ayıt bir şey yapmayacak mısınız? Bizi taktı yok canım. Gitti. Gül gibi oğlu gitti. Selim. Selim'im. Tövbe estağfurullah. Orada öyle duruyor. İnat adam ne olacak? Her şeyde biraz sen varsın. Baktığım her yerde gözlerim, kokularım yastın hala, içimdeki üzümlerde senin izleri, her şeyde biraz sen varsın. Baktığım her yerde gözlerim, yastığım hala, içimdeki üzümlerde senin izler, her şeyde biraz sen varsın. Naşit Bey. Ne var? Çayınız bitmiş, taze değil mi? İstemez. Siz bilirsiniz. Melahat Hanım, hayırdır? Size de Naşit Bey. Kocaya katıyorum, oldu mu? Allah Allah. Zeynep, güzel kızım. Naşit Bey'i görürsen söyle, kocaya falan kaçmıyorum. Maazallah, arkamdan ceyizimi falan yollar. Küçük bir işim var, merak etmesin. Birazdan döneceğim. Hoş, merak etmez ama. Biliyorsunuz, kendisine ben de kırgınım. O sebeple kusura bakmayın, söyleyemem. Size neyse gittiğiniz yerden mektup yollayayım. Ama söyleme, boş ver. Zaten aklına gelmeyiz. Aslan gibi oğlunu kapının önüne koymuş. O aklına gelmiyor da biz mi geleceğiz? Dış kapının iki mandalı. Çok güzel konuştunuz Dadı Hanım, bravo. Yeter be. Hadi ne haliniz varsa görün. Sabah sabah kurmuşlar gölge perdesini. Hacivat Karagöz oynatıyorlar bana. Hacivat gitti. Sen de işte bak Karagöz. Dikilme başımda. Hadi. Gidip konuşsak mı? Karşısına çıkıp ne diyeceğim? Kızım biz sana böyle iyilikler yaptık. Bu muydu teşekkürlerin derse? Demez. Ya derse? Yaşarken yerin dibine girmez miyiz? Ya, hayır olsun inşallah. Pınar odada değil mi? Kapkenin odasında uyuyor. Ha, iyi. Merhaba Ahmet Bey. Prensesim, bak Matmazel Mela seninle konuşmaya gelmiş. Dadıcığım. Ah prensesim, ocağına düştüm. Ne olur yardım et. Bu kalpsiz babayı bir tek sen yumuşatabilirsin. Çiroz. Ne kardeş?
Toplanmayacaksın lan sen? Bilmiyorum. Nasıl? Ben gitmek istemiyorum. Niye? Çok mu sevdin lüks hayatı? Ha, bayıldım. Alışkanlık yaptı. Sosyetenin gülü oldum. Bildiğin gibi değil. O zaman? Ben de özledim mahallemi de işte derin bir değisi var işin. Ben galiba aşık oldum Kapkel. Bıktım bu adamdan ya. Hem de nasıl aşık oldum bir bilsen. İçim yanıyor. Ya iyi, hoş, güzel de ama... Mahalleye döneceğiz değil mi? Git topla eşyaları, çıkıyoruz diyorsun. Beni kendine örnek belli diyorsun. Öyle. Yanacağız yani. Madem öyle, ben de toparlanayım. Uyandın mı Pınar? Çoktan. Naci abi kime aşık olmuş? Zeynep ablaya mı? Galiba. Sen de ablama aşıksın değil mi? Böyle aşk olmaz. İnsan aşık olduğu kişiyi bu duruma düşürür mü? Gidip babasına ihbar eder mi? O Nazlı'nın benden çekeceği var. Ama sizde de suç var dedeciğim. O kızı gözünüzde çok büyüttünüz. Haklısın. Ne diyeyim, haklısın. Leyla kızım. Naci Bey'le konuşmamız lazım. Arkamızda böyle yıkılmış bir aile bırakarak mahalleye dönemeyiz. Haklısın. Kızım, tek umudum sensin. Tamam. Artık üzülme dadıcığım. Selim eve geri gelecek. Sana söz veriyorum. Of. Tabii Selim'in nereye gittiğini bilmemiz lazım. Beni kimse bulamaz. Fotoğrafını cebinde neden taşıyorsun o zaman? Ya o arkadaşım. Taşıyamaz mıyım ya? Hadi inandık. Vallahi sen bilirsin kardeş. Yalnız haberin olsun, çok belli ediyorsun. Belli mi ediyorum? Korkma Kapkel abi. Benden sır çıkmaz. Korkmuyorum zaten. Neye korkayım? Manyağa bak. Leyla'ya aşık değilim ki ben. O benim zaten en yakın arkadaşım. Tıpkı senin gibi. Hayır, hiçbir şey. Bey baba. Bey baba, konuşmamız lazım. Suçumuzu biliyoruz. Cezamızı kes diye geldim. Korkmayın matmazel. Fırtına yani kızım bu işi becerir. Onda şeytan tüyü vardır. İnşallah. Bey baba, pardon. Naşit baba nereye gitti? Odasına. Eyvallah canım. Eyvallah bey baba. Naşit bey. Yanlış bir şey mi söyledim acaba? Baba. Naşit baba. Naşit baba, aç kapıyı. Bir dinle. Boynumu sıkıldan ince. Bir hata ettik, bir dinle. Konuşacak bir şey yok. Böyle mi ayrılacağız?
Bir cevap ver bey baba. Bey baba, sen beni tanımamışsın. Ben taktım mı takarım, o yüzden aç kapıyı. Bey baba, aç şu kapıyı. Konuşalım. Herkes yoluna gitsin. Bey baba, sen bilirsin, ben gidiyorum. Merdiven? Yani Selim Bey'in zamanında kullandığı bir merdiven var da. Nerede? Bak, düşerseniz sorumluluk almam ona göre, tamam mı? Ay, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Helal olsun yani Ahmet Bey. Kızınızı fevkalade çok iyi yetiştirmişsiniz. Leyla, bir tane. Ay ay ay, çok ağır bu. Biraz idare etseydin ya babanı. Vay. Bey baba evlat hasreti çekmeye başladı ha. Müsaadenle. Bak, inadın yüzünden hırsıza soysuza yol gösterdik bey baba. Nı 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 nı. Zeynep'ciğim, ben sana kapıyı ne zaman açacağını söyleyeceğim. Düştü. Merdiveni kaldır. Naşit baba bizim geldiğimiz yoldan kaçmasın. Ya nasıl kaldırayım ya? Zaten iki kişi zor getirdik buraya. Kaldırırsın hadi. Bir şey olmaz, kaldır. Ha. Ne o bey baba? Bakıyorum da yüzü nasıldı? Kaçacak yerin mi kalmadı yoksa ha? Helal olsun. Tuttuğunu koparıyor. Gözüme girdi. Niçin şaşırdınız bu kadar? Pardon. Leyla'yı siz büyüttünüz. Tabii sizin gibi tuttuğunu koparacak. Tabii tabii. Ben büyüttüm. Hatırlamıyorum ama. Şaka şaka. Ah keşke. Selim diyorum. Leyla'ya aşık olsaydı. Keşke ikisi evlenseydi. Matmazel, onlar çocukluk arkadaşı. Hı, tabii tabii. Çocukluk arkadaşı. Olmaz öyle şey. Aslında niye olmasın? Aileler de birbirine denk. Şurada küçük bir kız geçti. Yok canım, geçmemiştir. Geçti. Kıvır saçlı bir kız çocuğu. Ben bakacağım. Ya gelin buraya. Yok, kız çocuğun ne işi var bu evde? Islık çalmayı bırak. Şeytanları çağırıyorsun. Bey baba konuşmaya sonunda karar verdi ha? Niye söylemedin bana? Anlamadım. Selim'in işletme fakültesinde değil de konservatuvarda okuduğunu niye söylemedin? Niye Nazan'dan öğrendim? Ben sana güvenmiştim. Yine güven. Baba. Biz seninle oğlunu Nazan'dan ayırmak için anlaşma yapmıştık. Oğlunun sırlarını gelip sana anlatmam için değil. De sor erkek. Pardon. Evladım, bir çocuk gördün mü böyle kıvır kıvır saçlı bir kız çocuğu? Matmazel biraz üzgün de. Böyle bir çocuk gördüğünü sandı. Görmedim Ahmet Bey. Allah Allah. Sen niye eşyalarını topladın evladım?
Niye toparladın bakayım ha? Bu akşam Fransa'ya uçuyoruz ya. Ahmet be, bu akşam mı? Aşk olsun, veda etmeden mi gidecektiniz yoksa? Pardon, bir yere gitmiyoruz. Bir dakika, bakın beni dinleyin. Çık bakalım. Ne yapayım, canım sıkılmıştı. Ablama söylemeyeceksin değil mi? Merak etme, söylemeyeceğim. Terbiyesiz. Yürü. Çatma kaşlarını bey baba. Bırak tatlı ayrılalım. Oğlumu kaybettim Leyla. Niye kaybedesin canım? Döner gelir elbet. Hele sinirler yatışsın. Biraz zaman çalışsın. Aslında hiç böyle bir çocuk değildir. Yani bana yalan söylemezdi hiç. Mecbur kalmış bey baba. Sen de zorlamışsın biraz. 18. doğum günüydü. Bir şey mi dedin babacığım? Yarın için ne istiyorsun? Söyle bakalım. Doğum günü hediyesi olarak mı? Ne istersen alacağım. Ne istersen? Söyle. Araba mı istiyorsun? Gitar. Evde gitar çalabilmek istiyorum. Bu kadar mı? Sadece odanda çalacaksın ama. Salonda kafamı şişirmeyeceksin. Aslansın baba. Tek istediği gitar çalmaktı. Bırakma kendini bey baba. Bırak çalsın gitarını. Önemli olan mutluluğu değil mi senin için? Bana oğlum evden kovmadan önce söyleyecektin. Bu mu derdin? Getiririm yüzüne söylersin bey baba. Nerede olduğunu biliyor musun? Sen iste. Dünyanın öbür ucunda bile olsa bulur getiririm oğlunu sana. Getir oğlumu Leyla. Dünya gözüyle göreyim. Hoppala. O nasıl laf bey baba? Önce şu odadan bir çıkayım. Bulup getireceğim Selim'i sana. Zeynep, aç kapıyı. Hı, tamam. Nereden bulacağız? Bulunuz kardeş. Dünyayı yarıldığı da içinde kaçmadı ya. Abi bitmişti bu iş. Hani mahalleye dönecektik? Aile meselesine karışmak mantıklı mı? Karıştık karışacağımız kadar be oğlum. Hadi. Döneceğiz kapyar. Ama bey babanın bir yüzü gülsün. Babaannem onun sayesinde. Tamam fırtına bulalım. Hadi öyleyse gariban takımı. İstanbul kazan biz kepçe başlayalım. Hop Çiroz. Bugün kaptan benim. Nerede?
Nereden başlayacağız? Şu konservatuar tarafına gidelim. Belki bir ipucu verirler. İşgali Aynalı'nın gönlü olup bizi aramazsa zor buluruz. Ulaşılamıyor. Evine mi gitsek acaba? Gidip de Naşit amcanın sinirlerini iyice hoplatmayalım bence. İyi de Selim'den nasıl haber alacağız o zaman? Aa, Leyla değil mi o gelen? Aa, evet o. Merhaba. 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 Kim bunlar? Arkadaşlarım. Selim burada mı çocuklar? Evde değil mi? Biz de senden haber alacağız diye sevinmiştik. Evden ayrıldı. Bulmak için gidebileceği yerlere bakıyoruz. Birlikte takıldığımız fazla yer yok. Arada şuradaki kafeye de giderdik ama... Rıdvan, Naci ile bir koşu gidip bakıverin. Kafede filan olduğunu sanmıyorum. Kafasını dinleyeceği bir yerlere gitmiştir bence. Aslında yerini bilse bir sene azan bilir. Ya ondan gelecek yardım. Yani her şey onun başının altından çıktı zaten. Selim'in bulunmasına yardım etsin de ne hali varsa görsün. Banu haklı. Naz'ın telefonu var mı sizde? Kafede yok. Hiç uğramamış. Çalıyor. Alo Nazan. Ben Leyla. Aa, yüzüme kapattı ya. Ya gıcık şey. Anlaşıldı. Bu kız ziyaret istiyor. Aman Leyla. Dikkatli ol da. Yardım lazım mı Leyla? Sağ olun kardeşler. Hallederim ben. Haber alınca bize de bildir. Merak etmeyin. Kafanız rahat olsun. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Biz de gitseydik keşke. Yok merak etme. Leyla, Nazan'ın boynunun ölçüsünü alır, korkma. Kızım asma suratını. Siniri geçsin. Selim'in gönlünü alacak bir şey bulursun. Eğer Selim'i bir daha görürse. Aa. Yoksa misafir mi çağırdın anne? Bak odamdan dışarı adım atmam söyleyeyim. Kimseyi çağırmadım ayol. Kapıcı falandır. Canım açın kapıyı da anlayalım. Ne akıllı kadın bu maşallah. Nerede o iş güzel kızın? Ha? Çabuk söyle. Bırakın beni bırakın. Ay yetişin komşular. Leyla. İşgaller evimi bastı. Anne. Kime ne yaptığınızı farkında mısınız? Yaygara yapma. Yaygara yapma. Sakin ol. Ne işin var senin burada? Ya al çantanı gidiyoruz. Kızım hazır elindeymişken anasını da götür. Biraz kafamı dinle. Seninle gelmem ben. Korkma kızım korkma. Bırakmam seni bak. Kapı dibi annen var karşında. Aa, ya, güzelim yok. Selim'i bulmama yardım edecek. Yürü. Ya. Anne. Hadi. Yapalım beni. Çekildirme beni. Susamadın. Ya dursana. Bıraksana beni de. Ne verdiğimiz kısa rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Merak etmeyin. Bizler eşkıya falan değiliz. Ay Allah'ım. Neriman Hanım sakin olun. Ay bu kadar olaydı süre ne sakinliği. Selim benimle konuşmuyor bile. Yerini bilmiyorum anlamıyor musun? Gidebileceği yerleri göstereceksin. Bir nevi kılavuzluk yapacaksın yani. Aman kılavuzumuz karga durumuna düşmeyelim de. Tamam kolumu acıtıyorsun bırak artık. Nazan Hanım yola geldi. Siz dönün yalıya. Bir yamuk yapmasa şimdi bu. Yok mu? Süt dökmüş kedi gibi baksana. Bir taksi çevir de işimize bakalım. Hadi eyvallah. Kolay gelsin. Çiroz ver bakalım anahtarları oğlum. Dur. İyi günüm diyeyim yoksa vermezdim. Ay. Gitti kız gitti. Yavrum. Anne. Taksiye bindirdi. Götürdü kızı. Geç onlar karışma. Bugün kavga ederler. Yarın barıştırırlar. Naşit Bey'i mi arasak anne? Kim bilir ne yapar Hoca Dalos kızıma. Ama Naşit Bey'i aramak için bahane buldun karışma. Ay. Anne ben kızımın derdindeyim. Ciğerini bilirim ben seni. Beni mi uyutacaksın? Kalk da akşama bir kap yemek ne? Yap. Geldiğimden beri kahvaltıya talim ediyorum. Allah'ım sen bana sabır ver. Benim kızım kaçırılmış. Kadın bana yemek yap diyor. Patlıcan oturtma yap. Anne şimdi bir oturtacağım yani. Patlıcanı
Göreceksin o zaman. Ay, tansiyonum düştü. Ay ay ay. Aman kızım. Bayılıyorum. Aman kızım. Yavrum. Ay canım. Kızım. Merhaba. Hoş geldin. Cem nerede? Eve gitti o. Selim'i mi arıyorsun? Hı hı. Hala ulaşılamıyor ya. Neyin var Hande ya? Hiç. Hande, bana doğruyu söyle. Sen Selim'e aşık mısın? Okula kaydolduğumuz ilk günü hatırlıyor musun? Hı. Hani heyecandan ölüyordu. Bahçedeyken yanımıza Selim gelmişti. Yüzündeki o güzel gülümsemesiyle. Sizinle aynı sınıftaymışız demişti ya. Evet. O andan beri. İşte o andan beri. Burada değil. Doğru söylüyorsun değil mi? İnanmıyorsan git kendin bak. İyi, bin hadi. Neredesin Selim ya? Çekmiyor. Vardı anlamadım ki. Elinle koymuş gibi bulman lazımdı. Sen de çocukluk arkadaşısın. Kolaysa sen bul. Başka neresi var? Yok. Ne demek yok? Gidebileceği başka yer bilmiyorum demek. Bana bak. Sen beni atlatmaya mı çalışıyorsun? Bir yer var ama oraya gitmemiştir herhalde. Bin arabaya. Yol tarif et. Adresi tam hatırlamıyorum. Bak şimdi. Kafanı bir yerlere çarpacağım. Saksı çalışacak şimdi. Telefon açmadı değil mi? Yok. Siz ne yaptınız? Fırtına peşinde. Nazan'la birlikte. Nazan'la mı? Bizi eve yolladı. Çıkın yukarı siz. Pınar'ı yalnız bıraktım. Bir yaramazlık yapmasın. Eyvallah. Ah Leyla. Bul oğlum. Ne olur bul. Bulacak. Bulur. Asıl siz affedebilecek misiniz onu? Çoktan affettim. Alp Bey. Hani siz büyüttüm oğlumu? Çok zor oldu. Sıkıştırdım. Kendime benzetmeye çalıştım. Hata ettim. Hadi kalkın. Burası hatalarımızı sayıp dökmek için uygun bir yer değil. Nereye gideceğiz? Kalkın. Madem iki eski arkadaşı oynuyoruz, güvenin bana. Helal Hanım. Biz çıkıyoruz. Aa, nereye?
Moşer'de biraz hava alacağız. Beklemek bizi yordu. Ha bu arada kahveniz her zamanki gibi mükemmeldi matmazel. Afiyet olsun. Tamam tamam. Buyurun. Abla aynı yerde dönüp duruyoruz. Karar verin ne tarafa gideceğiz? Başlayacağım Nujuna şimdi ha. Cevap versene. Ne yapayım? Çıkarmaya çalışıyorum. Her yer ağaç. Boşuna orman yolu demiyorlar herhalde. Şu ilerden bir yerden döneceğiz. Nasıl buldun beni? Kolay oldu. Buraya seninle daha önce de gelmiştik. Bir kere Nazan'la gelmiştim. Selim. Ben Leyla değilim. Yoksa sen düşlerinde de mi artık Leyla'yı görmeye başladın? Ya sana ne? Benim düşüm bu. Hoş geldin çocuğum. Baba, ne oluyor? Nişanlanıyorsun. Ama sen evlenmemize karşıydın. O eskidendi. Selim. Leyla. Size şikayet ediyorum babacığım. Düşlerinde bile Leyla'yı görüyor. Ne? Yoksa... Aman Allah'ım neler duyuyorum. Tüh. Yazıklar olsun. Senin gibi evlat olmaz olsun. Hanımlar. Tez bulun kendisini. Baltasını da yanında getirmiş. Hayır baba. Hayırdır inşallah. Leyla. Saçmalama Selim. Beni nasıl buldun? Selim. Harika. Buyurun. Selim dinle beni lütfen. Bak inan ki böyle olsun istemedim. Nazan yeter artık. Pişmanlığın fayda etmiyor. Üzgünüm. Yedin mi golü? Hep bu kızın yüzünden. O olmasaydı her şey eskisi gibi harika olacaktı. Lütfen Nazancığım. Yetişkin insanlar gibi davranıp hatalarının sorumluluğunu al. Çocuk gibi başkalarına çamur atma. Sensin çocuk. Hadi be. Ben mi dedim sana git Naşit amcaya Selim'i ispiyonla diye. Yemişsin bir alt üste çıkmaya çalışma bari. Bitti mi? Selim nereye? Odun kesmeye. Ne odunu? Şöminemiz var ya. Hava serinliyor. Ateş sönmek üzere. Hı? Senin yüzünden çıktı Selim. Dinime küfreden Müslüman olsa bari. Odun kesmeye arabayla gidiyor olamaz değil mi? Selim! Selim! Ne geldi?
içmem ki. Ben de. Hoş geldiniz. Buyurun, ne alırdınız efendim? O bilmez. Biz rakı içeceğiz. Sen bize bir şeyler getir. Peki efendim. Sıkmayın kendinizi. Buraya rahatlamaya geldik. Of! Of! Nedir bizim bu başımıza gelenler Dadı Hanım ya? Dadı Hanım! Ne? Sizce Selim Bey'i bulabilecekler mi? İnşallah kızım, inşallah. Keşke biz de bir şey yapabilsek. Keşke kızım, keşke. Üf, içim daralıyor. Evin duvarları üzerime üzerime geliyor. Valla sıkıntıdan buraların tozunu ikinci kez alıyorum. Ah! 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 Ne oldu kız? Yok bir şey. Birden başım ağrıdı. Müsaadenizle odama gidip biraz dinlenmek istiyorum. Git kızım, git. Neredesin be bebeğim? Neredesin be oğlum? Neredesin be? İşte burada. Kızılderililerin meşhur dön dön büyüsü. Artık dön. Çok acıktım ya. Nerede kaldı bu çocuk? Açlığa alışsan iyi olur. Ev tam takır. Selim'in de döneceğini hiç sanmıyorum. Sayende arkasına bakmadan çekip gitti. Senden kaçmış olması daha mantıklı. Nedenmiş o? Ben onun sevgilisiyim. Sevgilisiydin cicim. Değil geçmiş zaman. Niyazi olmuş senin ilişkin. Niyazi. Sen aradan çekilirsen belki yeniden sevgilisi olacağım. Hayal kurmak bedava. Uç güzelim, uç. Ya senin ne derdin var benimle? Açık açık söylesene. Elin dilisiyle ne derdim olacak? Sensin dili. Afiyet olsun. Acı mı ya? Nasıl içiyorlar bunu? Kafayı bulmayalım da. Çocuk muyuz? İlahi Aşit Bey. Ne diyorduk? Ya işte böyle bir yerim. Emeklilik günlerimizi sayıyorduk. Oğlumuzdan böyle bir kazık yedik. Hani affetmiştiniz? Affettim canım. Biz de masum değiliz Aşit Bey. Çocuğa 1001 dolar çevirdim. Ha. Ya Selim öğrenirse? Attığım bir, yediğim bir olur. Aa pardon. Onlar 2-1 önde. Unutmuştum. En baştan yalan söylediler. Anladın. Ne güldünüz siz? Bizim mahallenin delikanlıları gibi konuştunuz. Leyla'nın yanında stajdayız. Olacak o kadar. Ya başaramazsak? Nazan Selim'le evlenirse? Olmaz. İzin vermem. Her şeyi bırak. İleride kocam diyeceği adamın sırlarını koz olarak kullanan kadından hayır gelmez. Doğru. Bak Leyla'ya. Ne yapsaydım bey baba dedi. Çocuğun sırlarını gelip sana anlatsaydım da ikinizi birbirinize mi düşürseydim dedi. Fırtına başkadır. Bambaşka. Buldun onu. Çantamdaydı. Yalancı. Ver şunu. Bana ne? Ben buldum. Vermem. Hani evde yiyecek hiçbir şey yoktu? Hı? Başka neler buldun? Allah bilir onları da saklamışsındır. Başka hiçbir şey yok. Dolaplar bomboş. Aç kalıp birbirimizi yiyelim diye mi bıraktı Selim bizi burada? Ver dedim. Vermem.
Bittin kızım sen, bittin. Leyla, sakin ol. Alt tarafı bir çikolata. Göreceğiz altını üstünü. Leyla'cığım, prenseslere böyle davranışlar yakışmıyor ama. Prenses Leyla gitti canım, gitti. Aklın varsa kaçmaya başla. Bir, iki, İmdat! Selim! Bırak peşimi! Selim'i kaçırdın tatlım, gel buraya. Açıklarım seni, bitir bitir getireceğim burnundan. Ormandayız. Ben eve dönüyorum Nazan. Sen istiyorsan burada kal. Leyla beni bekle. Burada ayılara yem olmama izin verme. Ayı falan yok Nazan. Kurtlar vardı. Ne kurdu ne ayısı ya. Hayvanat bahçesi mi burası? İnşallah açlık akıllarını başlarına getirmiştir. Leyla, yolu bildiğine eminsin değil mi? Geldiğimiz yoldan dönüyoruz işte. Sanki buradan daha önce hiç geçmemiştik. Sen ne demek istiyorsun bakayım? Kaybolmuş olabilir miyiz? Ben kaybolmam. Ama görünürde ev falan yok. Ormanın ortasındayız. Ya Selim seni boşuna terk etmemiş. Dur 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 dur. Çocuğun belliymişsindir be. Sana ne Selim'le benden? Ne karışıyorsun ilişkimize? İlişkiniz yok artık. Hala anlayamadın mı? Selim artık seni sevmiyor. Selim bana aşık. Biliyor musun? Neyi? Kaybolduk. Kızlar, rahat bulsanız şaşardım zaten. Şimdi elime düştünüz. Leyla, ne olur dinlenelim biraz. Ayaklarım çok acıyor. Bu kadar şık giyinmeseydin Nazan. O topuklarla 2 santim uzayacağım diye çektiğin çileye bak. Leyla çok susadım. Acıktım, duralım. Duralım da geceyi ormanda geçirelim istersen. Tamam, yürüyorum. Ve daha korkutucu. Nazan, Nazan gel. Gel. Otur. Biraz dinlenelim. Ama hava kararmadan ormandan çıkacaktık. Nasıl çıkacağız Nazan? Sayende kaybolduk. Hani sen kaybolmazdın? Her şeyi benden bekleme Nazan. Çok biliyorsan bul yolu. Tamam kızma. Selim eve dönmüş müdür sence? Şöminenin karşısında sıcak sıcak oturuyordur. Belki bizi aramaya çıkmıştır. Niye çıksın? İkimiz de deli ettik çocuğu. Keşke kavga etmeseydik. Çıkıp gitmezdi. Nazan. Kendini koyverme. Kurtulacağız buradan. Kurtulacağız değil mi? Ayılara yem olmayacağız. Ya ayı falan yok Nazan. Unut ayıları, çıkar aklından.
ne olur ne olmaz. Aferin kız. İyi düşündün. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Hadi gel. Gel şimdi biraz dinlenelim. Sakın korkma, tamam mı? Ben yanındayım. Of. Vay be. Gözlerim yaşardı. Yani sizin şu komşu kızımı kaçırdı. Buyurun buyurun, gelsin şöyle. Geleceğiz tabii. Yürü anne. Anneniz mi? Memnun oldum. Memnun oldum. Siz bakmayın bunun pozuna. Buraya gelirken yolda çalıştı. Şöyle poz atacağım, böyle poz atacağım. Anne. Numara yani. Buyurun efendim, buyurun. Naşit Bey yok mu? Konuşacaklarım var. Yok. Nerede? Elinin köründe. Pardon? Leyla'nın babasıyla dışarı çıktı. Geç gelecek. Bekleriz. Çok geç gelecek. Olsun. Hiç acelemiz yok. Biz de çok bekleriz. Bekler bu, bekler. Vallahi bekler. Adamcağız sabah ezanında gelse şuraya çadır kurar, gene bekler. Öyle mi? O zaman ben Zeynep'e söyleyeyim, kahve yapsın bize. İçeriz değil mi? İyi olur. Peki. Anne bak, sakın gık deme. Fırsat bu fırsat. Yararlandık, yararlandık. Ay, evde çok güzel değil mi? El alem, çalışıp çabalamış almış. Sana ne? Aman aman. Nazan! 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 Salak kız. Beni de paniklettin. Alt tarafı birkaç ağaç. Birkaç tavşandan mı korkacağım? Birkaç yüz ağaç. Birkaç yüz tavşan. Ayı. Yaban domuzu. Kurt. Yılan. Bit. Pire. Kene. Selim. Nasıl buralara geldiğinizi sormak bile istemiyorum. Açıktan ölüyorum. Hadi eve dönelim. Leyla, bir şey unutmuyor musun? Yok. Nazan'ı ormanda mı bırakacaksın? Canım. Saçmalama canım. Selim. İmdat. Leyla. Neredesin? Duyuyor musun? Yalnız bırakma beni ne olur. Leyla, lütfen sesimi duy. Selim. Saatlerdir aç bir ilaç. Ormandayım. Yorgunum. Ne olur yavaş yürü biraz. Nazan'ı da bulalım. Dinlenirsin. Nazan'a kızgınlığın geçti galiba. İlgisi yok. Ama ormanda tek başına kafayı yemesini de istemem. Bana kızgın mısın? Şımarık dediğin için mi? Evet. Öyle demek istememiştim. Biliyorum. Ben de senin prensesliğine laf etmek istememiştim. Aman canım. Bırak artık şu prensesliği. Zaten şu halinle prensesten çok cadıya benziyorsun. İmdat! Bu Nazan, şu taraftan. İmdat! İmdat! Kimse yok.
Nazan, korkma. Ah, Selim. Kalk hadi kalk. Eve gidiyoruz. Çok korktum Selim. Bizi aramazsın diye çok korktum. E fena fikir de değilmiş aslında. Ya işte böyle Naşit Bey. Bir derdi siz değilsiniz bu koca dünyada. Ha, çok çekmiş kızcağız. Bahsetmedi mi? Yarım yamalık, çekinerek. Çekinirler. Fırtınada, Kapgel'de, Çiroz'da elimde büyüdüler. Bak böyle hayata dik durduklarına. Zavallılara felek sillesini öyle vurmuş ki. Belli. Ya sizin hanım? Hanım bizi erken bıraktı. Allah rahmet eylesin. Amin. Başta ne yapacağımı bilemedim. Boşaladım. Sonra oğlum var dedim. Ona sıkı sıkı sarılayım. Neyse. Buraya rahatlamaya geldik. İyice derde kedere vurmayalım kendimizi. Hadi afiyet olsun. Naşit Bey. Aman yavaş. Siz mi beni tanımazsınız? Vurdu mu tam vurur. Kimsenin gözyaşına bakmaz. İyiyim ben, iyiyim ben. Emin misiniz? Ben iyiyim. Garson, çocuğum. Yo. Buyurun efendim. Bu masayı ver evlat mı? Buyurun efendim. Yeniden donat bakayım masayı. Emredersiniz efendim. Of. Selim daha gelmedik mi? Çok yorgunum. Adım atacak halim kalmadı. Kızlar. Kaybolduk. Ne? Yolu bulamıyorum. Nasıl yani? Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır. Hava da karardı. Artık bir ateş yakıp geceyi burada geçirmemiz lazım. Gece mi? Kızlar, bu senkronize haliniz hiç çekilmiyor yani. Yemek, yatak. Önce bir ateş yakalım da. Siz şuradan bir iki kuru dal toplayın bakayım. Hadi bakalım, marş marş. Ne o kızlar? Sesiniz çıkmıyor. Açlıktan konuşacak halimiz mi kaldı? Selim, hava aydınlanınca yolu buluruz değil mi? Burada çok korkuyorum. Ödlek. Sabah olsun bir, bakarız. Telefonlar niye çekmiyor sanki? Çekse ne yapacaktın Nazan? Helikopter mi getirtecektin? Kızlar, yaklaşın. Yaklaşın. Bu ormanda kaybolan adamın hikayesini biliyorsunuz değil mi? Adam mı kaybolmuş? 5 yıl önce falandı. Bütün aramalara rağmen bulunamadı. Bulunamadı. Gerçi insan kemiğine benzeyen birkaç kemik gibi bir şey buldular ama. Yok canım, daha neler. Burası büyük bir orman. Çeşit çeşit hayvan var. Selim, sakın yanımdan uzaklaşma. Fırsat buldun ya, sömür sömürebildiğin kadar. Ne zaman gidecek bunlar dadağını? Ne bileyim ben, çörek oldu gibi çöreklendiler kafamıza işte. Olmaz ama, işim var gücüm var. Ne işim var kız? Selim Bey'i eve döndüreceğim. Nasıl? Ay şöyle, Kızılderililerin döndüğün bir... Ay çok uzun hikaye, anlatsam anlamazsınız da. Ama korkmayın, çok garantili. Küçük Bey yarın tıpış tıpış dönecek. İnşallah. Bir kahve daha mı içsek acaba biz? Kadının içinde kahve ağacı çıkacak. Bıktım vallahi. Neriman, kahvelerimizi içelim kalkalım. Geç oldu. Aydur anne daha yeni geldik. Ne kalkması? Hem Naşit Bey'le konuşmadan şuradan şuraya git lan vallahi. Aman. Ne halt edersen et. Sonunda
Ayı adamı takip edip kampı bastı. Ve... Ay yeter Selim. Çok meşhur bir filmdir bu. İzlemediniz mi yani? Odun bitiyor. Şurada kuru dallar vardı. Selim ne olur gitme. Biterse bitsin. Ben gider toplarım. Tek başına mı? Herhalde ağacın arkasında pusuya atmış bir ayı beni beklemiyordur. İyi. İyi. Selim, beni affettin mi? Nazan, zorlama. Yaptığın şey hayatımı darmadağın etti. Seni seviyorum. Ne yaptıysam seni kaybetmekten korktuğum için yaptım. Ben gidip Leyla'ya yardım edeyim. Ben de geleceğim. Yalnız kalmam burada. Nazan, sen ateşin başındasın. O orada yalnız. Dönerim az sonra. Nazan'ın planları tutmadı anlaşılan. Leyla, iyi misin? Bu kadar yeter mi? Yeter, yeter. Hadi Nazan'ı yalnız bırakmayalım. Korkmasın. Leyla, ben... Teşekkür ederim. Ne için? Beni bulmak için yaptıkların, cesaretin... Çocukluk arkadaşımdan kolay kolay vazgeçeceğim mi sandın? Gelmene sevindim. Naşit amcanın yanına dönersen ben de sevineceğim. Babam beni evde istemiyor. O şirketin başına da geçmeyeceğim. Aa, tabii ben sana söylemeyi unuttum. Neyi? Naşit amca gönderdi beni. Leyla kızım bul oğlumu çok pişmanım getir dedi. Kendi isteğinle gelmedin yani. Aa, ben de istedim tabii. Seni eve götüreceğim Selim. Baban okulu bırakmanı istemiyor. Leyla sen mucize gibisin. Sanki elinde sihirli bir değnek var. Dokunduğun anda tüm sorunları çözüyorsun. Eve döneceksin değil mi Selim? Sabah yolu bulur bulmaz. Ben size yavaş işin demedim mi? Ah Naşit Bey ah. Kim? Sarhoş değilim. Tamam. Kim? Ben kimseye koskoca Naşit Kumu sarhoş oldu dedirtmem. Taksi. Geldik mi? Geldik. Şimdi tek tek geleceğiz. Gel. Sen devam et, ben tarif ederim, hadi. Aa, dur. Vazgeçtim. Başka yere gideceğim. Neriman ne verecek? Neriman kim? Naşit Bey. O ana kıza bir iki lafım var. Söyleyeyim, içimde kalmasın. Bunların yüzünden oğlum beni terk etti. Biz derdimizden içtik, yanlış anlama. Rica ederim bey amca. Başka zaman söylersiniz. Güller çuvala mı girdi? Baskıda çocuğum sen beni dinle hadi. Kapalı kızın telefonu ya. Hala kapalı. Kızı da tek başına yolladık. Ya ne diyorum ben? Fırtınadan bahsediyoruz. Hiçbir şey olmaz ona. Kapalı. Niye? Aman Naşit Bey. Amanın Naşit Bey. Ay. Uyumadınız mı da? Yok.
durun şöyle. Bir aşıma daha girdim. Senelerdir ağzına içki sürmeyen adam. Oğlum geldi mi? Gelmedi. Kızım bir tarife yap, sade olsun. Tamam, tamam. Leyla'dan, Leyla'dan haber var mı? Yok. Halit. Efendim? Ahmet, ay neyse işte. Otur şöyle karşıma. Tamam, tamam. Bu benim çocukluk arkadaşım. Leyla'nın babası. Neriman'ım, siz de buradasınız. Ya hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ay çok teşekkür ederim. Cavidan Hanım. Görüyorsun Ahmet. Sen beni götürmedin. Onlar gelmiş buraya. Kısmet. Ya kısmet. Ben. Ağzına içki koymayan adam. Sizin yüzünüzden içtim. Ay, ne diyorsunuz Naşit Bey? Afiyet olsun. Yarasın. Söyleseydiniz baş başa da içerdik. Sizin o çok büyümüş kızınız. Bek geldi. Her şeyi anlattı. Oğluma arama girdi. Kavga ettik. Oğlum evden uçtu gitti. Kuş misal. Hanım. Ay. Size ne bizim sırlarımız var ha? Bir şey yapın Ahmet Bey. Resulluk çıkacak. Monşer bizle konuşmuştuk. Pardon. Tabii bize ne yani? Ben oğlumu size vermiyorum. Ya İlahi ile evlendireceğim. Neden? Sor. Neden? Çünkü o prenses. Aman Hasan değil. Neden? Leyla delikanlı bir kız. Nazan değil. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bir daha tekrar edin Naşit Bey. Çünkü bunun taş kafasının içine kolay kolay bir şey girmez. Bu kadar. Bitti. Hadi bakalım. Herkes kendi evinize. Ahmetciğim, ben yatıyorum. Siz keyfinize bak. Leyla delikanlı kız. Oğluma o yakışır. Bitti. Artık konu açıklığa kavuştuğuna göre biz de kalkalım. Artık avucumuzu kendi evimizde yalarız. Ne? Ne dedin anneciğim? Kalk gidiyoruz dedim. Tamam, gidelim anneciğim. Söylediklerini yarın hatırlamaz değil mi bu? Ha? Kim bilir? Evet. Boyama faslı bitti. Şimdi giriyoruz döndön büyüsüne. Döndön. Biz ona mı bitti? Döndön. Ah! Naşit Bey'den daha büyük bir oda istemenin vakti geldi. Açık havada olacaktı. Cam açsa? Yok, en iyisi bahçeye çıkmak. Evet, bahçeye çıkmak. Evet. Döndön. Döndön. Biz ona bundan döndön. Biz ona bundan döndön. Biz on ne ya? Aman her neyse. Döndün. Selim Bey? Hayır, ben döndüm. Eyvahlar olsun, yanlış bir yaptım. İmdat! Naci Bey!
oldu? Galiba yanlış büyü yaptım. Selim Bey diye de ortakları döndürdüm. Korkmayın, korkmayın, ben yanınızdayım. Tamam, ben sizi korurum. Naci Bey. Aferin sana küçük cadı. Cadı? Cadılar da gelmiştir ama ben sizi korurum. Naci Bey, Naci Bey. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Lanet olsun, yine ormandayız. Nasıl oldunuz Naşit Bey? Var mı Melahat Hanım? Balyozlar iniyor sanki başıma. Bu yaştan sonra meyhane sizin neyinize? Başlama Melahat Hanım. Biliyoruz hatamızı. Neriman Hanım'a da çok ayıp ettiniz. Geceki halinizi bir hatırlasanız vallahi utançtan insan içine çıkamazsınız. Aman. Ne dediysem iyi demişimdir. Hak etmiştir onlar. İyi. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. O kadar kolay değil Selim. İmdat! İmdat! Yardım edin! Nazan! İmdat! Nazan bu! Nazan bu! Nazan! Yardım edin! Neredesin Nazan? Selim! Nazan! İyi misin? Nazan cevap ver. Koca çukuru görmemiş mi yani şimdi? Ya Leyla, yardım etsene! Of! Selim! Buradayım aşkım, Selim. Korkma. Hemen hastaneye götüreceğim seni. Hatırlatırım, ormandayız. Başım! Dayan aşkım. Ah. Seni sarı kafa. Nerede kaldı bunlar? Hani hemen geliyorlardı. Gelsin, Leyla kızımı alnından öpeceğim vallahi. Ah ben de, ben de. Selim'imi buldu ya. Geldiler, geldiler. Dadım geldiler. Selim Bey geldi. Selim Bey. Geldi benim bir tanem. Geldi benim canım oğlum. Paşa zaten benim tanem. Pupuduğum küçüğüm. Pupuduğum. Bir tanem. Oğlum. Baba. Affet. Babacığım asıl sen beni affet. Ama unuttum şimdi. Ağlat. Elo
Yaşıyorum, çok özledim seni. Gel kızım, öpeceğim. Acele etme bey baba, daha bomba patlamadı. Ne bombası? Hı? Geç içeri geç, güzel oğlum içeri geç. Sana ekşili köfte yaptım. Size çok çok iyi bir haberim var. Bir dakika. Ta-ta! Selim, aşkım, ayağım ağrıyor. Gidelim artık. Macera devam ediyor. Nazan yaptığından çok pişman. Ama sayesinde aramızda hiç yalan kalmadı. Değil mi babacığım? Şurada.